Arkadaşlar bugün çokgenler, dörtgenler genel tekrar soruları çözeceğim size. Şimdi sorulardan iyi ki şu. Aşağıda bir tangram var. Tangram şu arkadaşlar, çeşitli şekilleri birleştirerek başka şekiller yaratma, yani kare yaratma mesela küçük üçgenleri birleştirmiş kare yaratmış. Ya da yandaki şekilde üçgenleri ve kareleri paralel paralelkenarı birleştirerek bir ikiz kenar üçgen yaratmış. Tangramın anlamı bu. Şimdi arkadaşlar şekilleri birleştirmiş tangram parçalarından oluşan karesel bir bölgeyi dağıtmış. Daha sonra şekil 2'deki e, üçgen yaratılmış. Bize sorulan şey şu. Şekil 2'de verilen üçgenin ağırlık merkezinin A noktasına uzaklığa kaçtır. Şimdi ağırlık merkezini bulmadan önce şunu yapalım. Arkadaşlar bu kare olduğu için şu köşe açılar 45-45. Dolayısıyla bunlar 6 kök 2. Burası da 6 kök 2'dir. Şunlar 6 6 ayrılır. Şunları da 3 kök 2 3 kök 2 kalır. Burası da 3 kök 2'dir. 6 6 12 Bunlar 3 kök 2 3 kök dir Şimdi bu sayıları arkadaşlar sağdaki üçgene yerleştiririz. Yani bu arada sağdaki üçgende de soldaki üçgenden dolayı burası 45 burası da 45 olduğu için tepacı 90 derecedir. Ve e, turuncu olan üçgenin bu kenarı 12, bu kenarı 12'dir. Arkadaşlar tepe açı 90 derece. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezini hatırlatacak olursak size ağırlık merkezinin olayı şuydu. E, kenarı ikiye bölen doğruydu bu kenar ortay. Eğer 90 verip kenar sorarsa bu arada ağırlık merkezinin de olayı şuydu. Burası K, burası 2K. Üçgenlerden hatırlarsınız. Ee, 90 dereceden bir kenar ortay geliyorsa burada muhteşem üçlü oluyor. Yani burası da eşit oluyor. Yani bu soruda arkadaşlar muhteşem üçlü var. Tepe açı 90 derece olduğu için taban da 12-12 olduğu için kenar ortayımız bu. 12, 12 dolayısıyla bu çizdiğimiz doğru da 12'dir. Ağırlık merkezi de aşağı yukarı şu noktada bir yerdedir. Bunun uzunluğu 12 olduğu için 4 alt kısımdır. 8 de üst kısımdır. Şimdi arkadaşlar bize şunu soruyor. A noktasının ağırlık merkezine olan uzaklığı ne? Şimdi arkadaşlar pembe üçgene baktığımızda pembe üçgenin kenarları 6'ya 6 Dolayısıyla Arkadaşlar dolayısıyla şu çizeceğim yeşil doğru 6 santim. Bu doğrunun tamamı 8'di. O zaman şu kısma alt kısma 2 santim kalır. Yani A noktasının ağırlık merkezine olan uzaklığı 2 santimdir. Evet, sıradaki sorumuz bu arkadaşlar, bir paralelkenar sorusu. Şimdi bir paralelkenar vermiş, e, bu paralelkenarın alanı alttaki bilgide bize söylemiş, 60 birim kareymiş. Daha sonra bu paralelkenarın şu üçgeni buraya katlamış, bu üçgeni de buraya katlamış ve bir alan yaratmış. Bu arada AFCE'nin alanı, AFCE'nin alanı yani şu alan. 44'müş. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız da şu. Katlama sorularında her şey birbirine eşitti. Hem kenarlar hem açılar birbirine eşitti. Ama biz burada alanı kullanacağız. Yani ben bu alana A alanı dersem dolayısıyla bu alanda A alanı olur. Ben buna B alanı dersem burası da B alanı olur. Şimdi arkadaşlar S'yi bilmiyoruz. Ama A, F, C, e 44 olduğunu biliyoruz. A, F, C, e, 44 ise yani S artı A artı B 44'müş. Arkadaşlar tüm alanı da 60 vermiş. Yani 2A, 2B ve S. 60 ise alt denklemden üst denklemi çıkarırsak eğer S'ler birbirini götürür. Bize A artı B kalır. A artı B 16. A artı B'yi bulduk. Şimdi biz şunu biliyoruz. A artı B 16 ise 16'yı karşıya atsam 44'ten 16 çıkarsa S 28 gelir. Yani cevabımız 28. Zor bir soru, soru değil arkadaşlar. Katlama sorularında alanlar eşit, kenarlar eşit, açılar eşit. Evet sıradaki sorumuz bir deltoid sorusu arkadaşlar. Bize bir deltoid verilmiş. Şekil deltoid'de. Deltoid'in olayı şuydu. Kenarları birbirine eşit olan ikiz kenar üçgen. İki tane ikiz kenar üçgen. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. E, A, B, B C'ye eşit demiş. Zaten vermiş. Bir açıları eşit vermiş. Açıları eşit verdiğine göre demek ki arkadaşlar biz açı çalışacağız. Ve deltoid'in şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız. Köşegenler 90 derece. Ve bu köşegen ikiye bölünüyor. Sadece bu köşegen. AC köşegeni ikiye bölünüyor. Şöyle bir şey yaparsam buna x dersem buna da x dersem. Şu açıya alfa desem şuna da beta desem. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için dolayısıyla burası 90 burası Ayfa ise buraya beta kalır. Arkadaşlar şu üçgenin açılarıyla bu üçgenin açıları aynıdır. Dolayısıyla benzer. Üstteki küçük üçgende alfa'nın karşısında 2 var. Alttaki küçük üçgende alfanın karşısında x var. Üstteki küçük üçgende beta'nın karşısında x var. Alttaki küçük üçgende şey alttaki büyük üçgende beta'nın karşısında 5 var. İçler dışlar çarpımı yaparsam x kare 10 gelir. Yani x kök 10 gelir. x kök 10 bize sorulan şey ac yani 2x. Yani 2 kök 10 gelir. Şimdi arkadaşlar sıradaki sorumuz yeni nesil tabir edeceğimiz sorulardan bir tanesi. Soru çok basit ama sorunun içinde kurgu var. Basit olduğunu siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey diyor. Şekilde yandaki şekilde, yukarıdaki şekilde 15 birim yükseklikte ürünler varmış. Ürünler bunlarmış. Bu bölgede. Oradaki ürünleri 9 metreye düşürmek için hareketli bir platform kurulmuş. Platformumuz şu arkadaşlar. Şu bizim platformumuz. Bu platform yana doğru devriliyor ve ürünler 9 metreye e, düşürülebiliyor. Ya da oradaki kişi 9 metre yüksekliğe getirilebiliyor. Bu arada bu hareketli platform kare şeklindeymiş. Burada bunu söylemiş ama şekil 2 de eşkenar dörtgen haline gelmiş. Yani şu şekil bir eşkenar dörtgenmiş. Platform. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız şu. Tek olayımız şu. Bir kere burası 15 ise karşısı da 15'tir. Demek ki bu platformun bu ayağı 15 santim. Dolayısıyla yana devrilince uzunluk değişmiyor. Arkadaşlar bir şeyin uzunluğunu yan yatırsanız da düz çevirirseniz de uzunluğu değişmez. Her zaman aynı kalır. Burası 9 ise burası da 9 santim. Şimdi Pisagor yapın arkadaşlar. 9, 12, 15 üçgeni. Yani x 12'dir. Bakın soru sadece kurgusal bir soru. Hiçbir şey yok. 9, 12, 15 üçgenini kullanmış sadece. Ama sorunun içine biraz kurgu katılmış. Arkadaşlar yine yeni nesil tabir edeceğimiz sorulardan yine soru çok basit. Ama ee, i̇şin içinde biraz kurgu var. Yine az önceki gibi kurgu var. Şimdi olayımız şu: Yukarıda bir tane dikdörtgenimiz varmış. Dikdörtgeni, dikdörtgeni iki tane eş parçaya ayırmışlar ve şekilleri üst üste burada koymuşlar. Daha sonra bu dikdörtgenin şu kenarlarına birer doğru çekmişler. Yani oluşturduğumuz üst üste koyduğumuz şekillerin buralarına birer doğru çekilmiş. Ve şekil bir paralelkenar haline dönüşmüş. Diyor ki son durumda oluşan bu paralel kenarla ilk durumdaki dikdörtgenin alanları oranı kaçtır? Soru özetle bu. Şimdi arkadaşlar ben buraya h dersem sayı verseniz de olabilir. Bu dikdörtgenin alanını bulacak olursam Dikdörtgenin alanı arkadaşlar uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Yani 8 çarpı haş. Bakın dikdörtgenin alanını buldum. ABCD'nin alanı 8 haş. Gelelim KLM'nin alanına. Arkadaşlar şurası haşsa dolayısıyla şurası da haştır. Burası da haştır. Dolayısıyla bu şeklin yüksekliği son oluşturulan şeklin yüksekliği 2H'tir. Tabanı da zaten 6 santim. Neden 6 santim? Çünkü 2 burada kaldı. Şekilleri üst üste koyunca 6'lar da buraya geldi. Taban 6. Yükseklik de 2H. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik de yani 6 çarpı 2 haştan 12 haş gelir. Yani KLMN'nin alanı 12 haş, ABCD'nin alanı 8 haş. Bunları birbirine bölün diyor. Yani 3 bölü 2'dir. Sıradaki sorumuz şu arkadaşlar. Yamuk kare karışık bir soru. Şimdi üstteki şekilde yani bu şekilde bir kare var. Kareyi 3 parçaya ayırmış ve ortadan kesmiş 4 tane 1, 2, 3, 4 tane yamuk elde etmiş, 4 tane eş yamuk, 2 tane de kare elde etmiş arkadaşlar. Sonra bu 4 tane yamuğu birleştirmiş. 1 2 3 4 ortaya da bir tane kareyi yapıştırmış. Bir tanesini kullanmış, ikisini kullanmamış ve alttaki şekli elde etmiş. Bize sorulan şey şu. Pembe bölgenin alanı mavi bölgenin alanına alanının kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle çözeceğiz. Yukarıda karenin küçük karelerin kenarlarına bir sayı verelim. Atıyorum 1 verelim. Dolayısıyla burası da 1, burası da 1, burası da 1'dir. Burası 1 ise burası da 1'dir. Bu arada yamukların her biri birbirine eş olduğu için bunlar hep birer santimdir. 1, bir, 1. Karenin şu kenarına bakın. 3 santim. Dolayısıyla her kenarı 3 santim olacak. Buraya 2 kaldı. Burası da 1. Buraya da 1 santim kaldı. Burası da 1 santim. Burası da 1 santim. Bu da 1 santim. Bu da 1 santim. Bu da 1 santim. Buraya da 2 santim kaldı. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Bu arada arkadaşlar şuna da açıklık getirelim. Şu ikisi neden 1 santim? Karenin özelliği şuydu. Burası 45-45. En başta da söyledik o yüzden 45-45-90'dan dolayı birebir. Şimdi arkadaşlar şunu hesaplarsam şu yamuğun alanını hesaplarsam yeşil taradığımız yamuğun alanı. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklikte alt tabanımız 1 üst tabanımız 2 bölü 2 çarpı yükseklik yani 3 bölü 2 gelir. Pembelerden 4 tane vardı. Bu da 3 bölü 2. 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 Toplarsam 3 bölü 2'leri toplarsam pembe bölgenin alanı 6 birim kare gelir. Gelelim mavi bölgenin alanına. Arkadaşlar mavi karenin bir kenarı 1 santim. 1 çarpı 1'den 1 gelir. Mavi bölgenin alanı da 1. O zaman pembe bölge mavi bölgenin 6 katıdır. Şimdi sıradaki sorumuz arkadaşlar göz korkutan bir soru. Bir tane kare varmış ABCD karesi. Karenin etrafında 4 tane küçük kare yerleştirilmiş ve tam orta noktalarına yerleştirilmiş. Buraya dikkat. Karenin alanı 256 imiş. Yani e, karenin alanı 256 ise karenin alanı A kareye de 256'ya eşitse o zaman A dediğim şey 16'dır. Yani şunlar 8 8 paylaşırlar. Bu arada küçük karelerin alanında 18'miş. Bunların da kenarına B dersen B kare 18 ise B de 3 kök 2'dir. Yani bunun kenarı da 3 kök 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar so, bize sorulan şey şu. Karelerin, küçük karelerin e, ağırlık merkezleri birleştirilerek oluşturulan dörtgenin alanı nedir? Zaten bu noktaları birleştirdiğin zaman yine bir kare oluşacak arkadaşlar. Yine çizeceğiz. Şimdi önce şunu yapalım. Şunu çizersem. Burada 45 45 90 üçgen olduğu için 8 8 8 kök 2'dir. Arkadaşlar şurası 3 kök 2'nin yarısıdır. Burası da 3 kök 2'nin yarısıdır. Toplarsam bu ikisini toplamda totalde 3 kök 2 yapar. Dolayısıyla şu ikisini birleştirdiğimde şu parça şu parçayla şu parça 3 kök 2 idi. Ortada da 8 kök 2 olduğuna göre demek ki burası 11 kök 2. Arkadaşlar ben şimdi bu şekli birleştirdiğim zaman bu şekil bir karedir. Benden istenilen şekil. Her kenarı 11 kök 2. Soru bitti arkadaşlar. Bu karenin alanı kaçtır? Oluşturduğumuz bu karenin alanı kaçtır? Yani 11 kök 2'nin yani 11 kök 2 çarpı 11 kök 2. 11 ile 11'in çarpımı 121. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 121 ile 2'nin çarpımı 242 gelir. Zor olmayan bir soru ama görüntü itibariyle zor bir soru. Evet sıradaki sorumuz bu arkadaşlar. Bir ABCD paralel kenarı var. ABCD paralel kenarı iki farklı parçaya ayrılıyor. Ve kesilen parçalardan bir tanesi yani şu şuraya getiriliyor. Bu iki üçgen eş üçgen. Şimdi arkadaşlar şunu yaparsak bize de sorulan x kaçtır? Ve şu aradaki açıyı da 90 derece vermiş. Arkadaşlar bu ikisi eş üçgen olduğu için şu açı 135'tir. Bu açı da 135'tir. Bu ikisi birbirinin aynısı üçgenler çünkü. Ee, şurası 8 kök 2'dir. Burası 7'dir. Aslında soruda 135'i bulunca soru bitiyor. Şimdi bundan sonraki süreçte şunu yapacağız arkadaşlar. Üstteki şekilde işimiz bitti. Şunu yapacak olursak. Bir üçgende tanıdık bir açı verip iki tane de kenar verirse iki tane ihtimalimiz var. Bir ihtimalimiz kosinus teoremi uygulamak, bir ihtimalimiz de Pisagor yapmak. Şimdi biz şunu yapacağız arkadaşlar. Şu üçgeni mavi ile tarayacağım üçgeni. Şu üçgeni boş bir yere çekersek. Burası 7'ymiş. Burası 8 kök 2'ymiş. Burası 135'miş. Tanıdık açılı üçgenlerde şunu yapıyorduk. 135 tanıdık açı. Arkadaşlar tanıdık nereden tanıdık? Çünkü ben dışının 45 olduğunu biliyorum. Şuranın da 45 olduğunu biliyorum. Bir tarafa dik çekeceğiz arkadaşlar. Bu tarafa çekmeyeceğiz. Çünkü kesirli sayılarla uğraşırız. Şunu yapacağım. Bunu uzatın. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdaydı. 45-45-90 üçgenidir bu üçgen. Yani 8, 8 8 kök 2'dir. Şimdi büyük üçgene bakın. Bir kenar 8, diğer kenar 15, 8, 15, 17'dir. Dikliği siz bu tarafa çekseniz de bir şey değişmeyecekti. Sadece kesirli sayılarla uğraşmış olacaktınız. Ben kesirli sayılarla uğraşmak istemediğim için dikliği aşağı doğru çektim. Geniş açılı üçgende iki tane diklik şeklin dışındadır. Evet sıradaki sorumuz bu arkadaşlar. Az önceki soruya benzer bir soru. Yalnız bu defa eşkenar dörtgenleri iki tane eşkenar dörtgeni birleştirip vermiş. Ve eşkenar dörtgenin bir kenarı 6 santim. Dolayısıyla bu 6 burası 6 6 6 6 6 Bizden istenilen şey O1 ile O2 arasındaki uzaklık kaçtır? Soru bu. Şimdi arkadaşlar bunlar ağırlık merkeziymiş. Kare ve dikdört, kare dikdörtgen paralelkenar ve eşkenar dörtgende. Ağırlık merkezinin özelliği şudur arkadaşlar. Kenarın şu kısmı yarısıdır. Yani 3 santimdir. 3 santim sağ tarafa, 3 santim de sol tarafa düşer. Soldaki parça bizi ilgilendirmiyor. Aynı şey bu şekilde sağdaki şu şekil için de geçerlidir. Yani burası 6 santimse burası 3 santimdir. Ve bize bir açı vermiş arkadaşlar. 120 derece. Burası 120 derece ise burası da 120 derece. Arkadaşlar şunu çekersem. Benden istenilen şey bu doğrunun uzunluğu. Ve şu açı 120 derece. Unutmayın. 120-30-30 üçgenin özelliğinden gidebiliriz. 120-30-30 üçgenin özelliği A, A, A köküçtü. Yani Şurası 3 ise, burası 3 ise, aradaki açı da 120 derece ise, dolayısıyla şu mesafe 3 kök 3 gelecektir. Arkadaşlar şekil ilk bakıldığında 3 boyutlu şekil gibi algılanabilir ama bu 3 boyutlu şekil olduğunu söylemediği sürece siz 3 boyutlu almayacaksınız. 2 boyut, 2 boyut düşüneceksiniz. sıradaki sorumuz şu arkadaşlar. Yine bir kurgusal ifade var. Ömer anneler günü için annesine 8 adet özdeş eşkenar dörtgeninden oluşan bir kolye yaptırmış. Bunların her biri birer eşkenar dörtgenmiş. Kolyenin çevresi 48 ise şimdi alanı kaçtır? Arkadaşlar bu şeklin çevresi 48 demek şu doğru parçalarının toplamı 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parçanın toplamı 48'miş. O zaman bir parça 3 santimdir. Yani şurası 3 santim. Bu arada arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Şu açıların tamamı 360 derece ve burada 8 tane aynı açı var. 8 şekil olduğu için 8 tane aynı açı olacak. 360'ı 8'e bölersem 45 derece. Yani şu arada kalan açı 45 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Eşkenar dörtgenlerden bir tanesini çizelim. Bir kenarı 3'müş. Bu açısı da 45 dereceymiş. Bir tanesinin alanını bulalım. 8 ile çarpalım. 8 tane var çünkü. Kolyenin alanını soruyor. Diklik indirirsem. Burası 3 santim. Eşkenar dörtgen olduğu için. 90'ın karşısı 3 ise 45'in karşısı kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 3 bölü kök 2'dir. Arkadaşlar bu eşkenar dörtgenin alanını hesaplayacaksak 3 çarpı 3 bölü kök 2'dir. Bu bir tane eşkenar dörtgenin alanı. Bu eşkenar dörtgenlerden elimizde tam 8 tane var. O zaman 8 tanesinin alanı budur. Yani 9 çarpı 8 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletirsem. Yani 72 kök 2 bölü 2. Yani 36 kök 2 gelir.